Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik bebeklerimiz için güzel bir şapka çalışması yapacağız. E, boyundan bağlamalı, yanları şöyle görmüş olduğumuz gibi kahve çekirdeği modelini uyguladığımız hoş bir e, çalışma, bir yaş civar bebeklerimiz için uygun bir çalışma olacak. E, şuradan şapkamızı çift lastik örerek başlayacağız daha sonra modelimizi uyguladıktan sonra yeterli ölçüye ulaştıktan sonra arkadaki görmüş olduğumuz bu düz kısmı örmeye başlayacağız sonrasında yine örgümüzü bitirmek için bakınız ensesini daralttıktan sonra yeniden lastik örgümüzü örerek Kenarının bağcıyla şapkamızı tamamlayacağız. Şapkamızı örmek için birden az ip kullandım ve 3 numaralı şişimi kullandım. Şapkamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone olarak zil sesini aktif edip yapılan çalışmalardan hemen haberdar olabilirsiniz ve bizlerle birlikte çalışırsınız. Evet hemen kolay gelsin diyerek şapkamızın yapımına başlayalım kolay gelsin. Şapkamızı örmek için kartopunun benekli ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. Şöyle gördüğümüz gibi benekli güzel bir ip. İpimizi örmek için 3 numaralı şişimi kullanıyorum. Ve 86 tane ilmeğimi şişime taktım. 1 numara büyük şişe taktım. Alması kolay olsun diye. Şimdi lastik örgümüzü örmeye başlayalım. Şöyle alıyorum. İlk ilmeğimi şişimden çıkaracağım için düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ters, düz. Ters, düz. Sıra başına kadar ilerleyelim. İlmeklerimizi ters düz örerek sıramın sonuna kadar geldim. En son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve hemen diğer sıramızı örmeye başlıyoruz. Diğer sıramızda bakınız bir şişe topladım ve şişten gelişimi ördüm. Örgümün düz yönündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters. İpimi öne alıyorum. İlmeğimi örmeden şişime takıyorum. Bakınız artış yapmıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ters ilmeğimin önüne ipimi bıraktım. Düzümü örüyorum. Tersimi ipimi öne alıyorum. Örmeden alıyorum. Düzümü örüyorum tersim ipi öne alıyorum ve tek olarak bakın artış yapmıyorum bir düz ipi öne aldım ilmeğimi tek olarak geçiriyorum bir düz bir ters düzü aynen örüyorum ters ilmeğimi örmeden ipimi öne alıp ilmeğimi şişe geçiriyorum düzümü örüyorum ters ilmeğimi ipimi öne alıyorum şişime geçiriyorum ilmeğimi tekrar düz Ters ilmeğimi ipimi öne aldım şişime taktım düzümü ördüm ipimi öne aldım şişime ters ilmeğimi geçirdim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örelim. Yine sıramızın sonuna kadar geldim son ilmeğimizi ters olarak örüyorum. terste kapatıyorum. Arkayı çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters hemen ipimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden geçiriyorum şişimi. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Sadece ilmeğimi takıyorum. Düzümü örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğimi ve şişime geçiriyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi alıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi ipimi öne aldım ve örmeden ilmeğimi geçirdim. Düzlerimizi örelim. Terslerimizi ise örmeden şişimize takalım. Ama ipimiz şu şekilde arkada olsun. Bir daha yapalım. İpimi alıyorum. ilmeğimi örmeden takıyorum. Düzümü örüyorum. Bu şekilde önden ve arkadan aynı işlemimizi yaparak biraz lastik boyunu büyütelim. Evet şapkamızın lastiğini örerek geldim. Şöyle şişimin üzerinden tutuyorum. buçuk santim lastiğimizin ölçüsü. Şimdiye kadar. Tersleri örmedik, düzleri ördük. Şimdi örgümüzün arka yönünü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Düzümü de ters. Artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Çift lastiğimizin ağzını bu şekilde kapatıyoruz. bütün ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna kadar ters örgümüzü örerek geldim. En son ilmeğimi de ters örüyorum ve örgümüzün arka yönünde ters olarak tamamlıyoruz. Ön yüzü çeviriyorum ve modelimizi kurmaya başlıyoruz ön yüzümüzde. Şöyle lastiğimizi görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Küçük şişte çalıştığım için e, kamera altı sıkıntı olmasın diye Evet şöyle bakalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldım ters ördüm. Üç tane ilmeğimizi görüyoruz. En sondaki birinci, ikinci, üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden alarak atlatarak geçiriyorum ve iki ilmeğimi boynuna takıyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldı. 1. ilmeğimi örüyorum. 2. kez şişimin üzerine bir tane ip atıyorum ve boynuna geçirdiğim 2 ilmeğimizin yerine bir artışımızı yapıyoruz ve diğer ilmeğimizi örüyoruz. Bakınız şu şekilde. 3 tane bakın 2 düz bir artışı yaptıktan sonra 2 tersimi örüyorum. 1 2. 3 tane düz ilmeğimizi Birinciyi atlıyorum, ikinciyi atlıyorum, üçüncüyü alıyorum, iki ilmeğimin boynundan geçiriyorum ve birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ilmek kaybetmemek adına hemen bir tane artış yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi de düz örüyorum. İki ters, bir, iki. iki tersimiz ördükten sonra üç düzümüzün üçüncüyü alıyoruz iki tane ilmeğimizin üzerinden atlatarak boynuna takıyorum birinci ilmeğimi düz örüyorum ikinci ilmeğimi artırıyorum boğaza taktığım ilmeğim yerine hiç ilmek kaybetmemek için ve diğer üçüncü ilmeğimi de örüyorum iki tersimi örüyorum 1 ve 2 3 ilmeğimin birinci ikinci duruyor. üçüncü iki ilmeğimin üzerinden atlatıp boyuna takıyorum. birinci ilmeğimi ördükten sonra düz olarak, ikinci olarak artışımı yapıyorum ve 3. ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters 1 ve 2. Kahve çekirdeği modelimizin arasında ikişer tersimizi kullanıyoruz. 3 ilmeğimi yeniden görüyorum. 1 2 kalıyor. 3. İkinci ilmeğim üzerinden atlatarak ikinci ilmeğimi boynuna takıyorum. 1. Ilmeğim düz, 2. Kez artışımı yapıyorum, 3. Ilmeğimi düz örüyorum ve ardından gelen 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son kez yapalım. 1, 2 ilmeğimiz, 3 ilmeğimizi üzerinden atlatıp boynuna takıyorum. 1, artışımı yapıyorum ve 2. Tekrar iki tersimi örüyorum. 1 ve 2 Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim. Sıra sonuna kadar modelimizi kurarak geldim. İki tane tersimi ördüm. Üç ilmeğimi görüyorum. Şu şekilde atlatıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. Düz olarak ikinci ilmeğimi artış yaptım. Ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimizi görüyoruz. Bir tane yine Diğer sayıyla eşit olması için hemen buradan bir tane artışımızı yapalım şu şekilde. Her ikisi de ters olarak olsun yani iki tane tersimiz yerine bir ilmek de buraya arttık. Bu modelimizin birinci sırasıydı. Şimdi ikinci sırası olan arkamızı çeviriyoruz ve bu sıramızda düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bakınız boğma işlemi yaptığımız 3 düz ilmeğimiz bu yönde ters hepsini ters olarak örüyorum. Arttığım ilmeğimi de ters örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters. 3 tane ters ördüm. Arada iki tane düzümü görüyorum. Diğer yönde ters ördüğüm ilmeklerim ve işlemimizi yaptığımız ilmeklerimizi ters örelim. 2 düz 3 ters. 1 2 3 2 düz 1 2 1 2 3 ters. 2 düz işlem yaptığımız arttığımız ilmeklerimizi ters 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 iki düz ve modelimizin burası ikinci sırası gördüğümüz şekliyle örelim. Son iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenarımızın düz gitmesi için bu düz olması gereken ilmeğimi yine ters örelim. Son ilmeğimiz e, fark eden bir şey olmayacak. Bu kenar daha düzgün olacak. Evet şimdi modelimizin tekrar ön yüzündeyiz ve üçüncü sıramızdayız. Şöyle Bayağı bir kendisine göstermeye başladı. Şimdi bu yüzde yani modelimizin üçüncü sırasında kurulumunun ön yüzde tüm ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Şimdi iki tane tersimiz olacak. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bunu ters ilmek gibi sayıyoruz. Hemen bir ilmek ters. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Tekrar 1, 2 ters, 3 düz, buradaki bulduğumuz modellerimizin düz olmasına dikkat edelim. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2, 3, 2 ters, 3 düz, modelimizin 3. sırası ön yüz ve Gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar e, geldim. 2 tersim, 1, 2, 3 düzüm ve son 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve modelimizin 3. Sırası da bu şekilde kurulmuş oluyor. Şöyle görelim. Dördüncü sıramızı örmek için arkasını çeviriyorum. Arka yönde de yine gördüğümüz gibi bütün ilmeklerimizi örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Üç tersimi örüyorum. Bir, iki, üç. İki düzümü görüyorum. Bir, iki. Üç ters. 2 düz. Modelimizin dördüncü sırası her 4 sıranın sonunda yeniden kurmaya başlayacağız. Evet, 3 düz 2 ters. 3 düz 1 2 3. 2 düz. 1 2 3 ters, 2 düz. Evet, sırayı tamamlayalım sıramın sonuna geldim son iki ilmeğimi örüyorum bir tanesini düz diğerini kenarımın düz olması için ters olarak örüyorum ve 4 sırayı modelimizin kurulumu için tamamladık şöyle görelim yeniden modelimizi bu sıramızda kurmaya başlıyoruz birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum 3 tane düzümün birinciyi atlıyorum ikinciyi atlıyorum üçüncüyü ikisinin üzerinden atlatıp boynuna takıyorum ve iki tane ilmek sayısına düşürüyorum hemen düşürdüğümü bir tane düzü ördükten sonra şişimin üzerine alarak artış yapıyorum boynuna doladığım ilmeğin yerine hemen diğer ilmeğimi de düz örüyorum yani artışımı hemen yaparak ilmek sayımı azaltmıyorum yine 3 ilmeği ulaşıyorum ve iki tane tersimde işlem yapmıyorum. Terslerimi ters olarak örüyorum. Üç düzümün üçüncüsünü ikisinin üzerinden aşırtıyorum. İki ilmek sayısına düşürüyorum. Birinci düzümü ördükten sonra hemen artış yapıyorum. Ve diğer düzümü örerek üç ilmek sayısına çıkarıyorum. İki tersimi örüyorum. Üç düzümün üçüncüyü diğer ikinin tepesinden geçirerek boynuna takıyorum birinci düzümü örüyorum hemen bir artış yaparak ikinci ilmeğimi çıkarıyorum ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kahve çekirdeği modelimi yeniden kurmuş oluyorum ve bu birinci sırası 4 sırada tamamlanıyor modelimiz sadece işlem yaptığımız sırası bir sıra diğerlerini gördüğümüz şekilde örmekteyiz Evet iki tersimi ördüm 3 ilmeğimin sonundakini diğer ikisinin tepesinden aktarıp ikiye düşürüyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Tekrar diğer düzü örerek 3 ilmek sayısına yeniden ulaşıyorum. 2 ters ve işlemlerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Artışımızı ve düzümüzü tekrar bütün çekirdeklerimiz birbirinin üzerinden olacak. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Yalnız gayet güzel görülmekte. İkinci kez modelimizi kurmaya başladık ve sıramın sonuna geldim. Son iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Modelimizin kurulumunda yani ikinci kez kurulumunun ikinci sırası. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Arttığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Düz ördüm. 3 tane ilmeğim bakınız. Ortadakini artmıştım. Ters örelim. 1-2-3 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters. Arttığımızda ters olarak görüyoruz ve e, ilerleyelim. Modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Ön yüzünde de gördüğümüz şekliyle örelim. 3 tane düz, 2 tane ters. 3 düz, 2 ters şekliyle 3. sıramızı örelim. 3 ve 4'ü aynen gördüğümüz şekliyle örerek tamamlıyoruz. 3 düzümü görüyorum. 2 ters ikinci kez modelimizde kurulumunu tamamlamak üzereyiz 3 düz 2 ters 2 tersimi örerek tamamlıyorum ve hemen dördüncü sırayı çeviriyorum dördüncü sıramızda da iki tane düz 3 tane ters 2 düz 3 ters örüyorum ve son tamamlıyorum. Arka yöndeyiz. 3 tane ters, 2 tane düz. 3 ters, 2 düz. Modelimizin yeniden ön yüzündeyiz ve yeniden modelimizi kuruyoruz. 3 tane ilmeğimizin üzerinden bir ilmek atma işlemini bu sıramızda yapıyoruz. Geri kalan sıralarımızda ise gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 3 Üç düzümün üçüncüyü atlatıyorum. Bakınız 3. kez modelimizi kuruyoruz. Birinciyi örüyorum. İkinci ilmeğimi boynuna doladığım ilmek yerine artışımı yaptırıyorum. Ve 3. ilmeğimi örüyorum. 2 ters 3 düzümüzün en sondakini atlatıyorum. Birinci düz, ikinci artış ve üçüncü düz 2 ters örüyorum ve bu şekilde yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Evet, yeterli ölçüye gelene kadar örerek büyütün. Şimdi ölçümüzün santim olarak tam olarak sonucuna bakalım. 11 santim lastiğimizle beraber tepeden aşağıya kadar olan kısım gördüğünüz gibi iki tane ben işaretimi taktım buradaki işaretlerimiz şapkamızın üçe bölündüğü için her ikisi kenarlardan arkaya doğru devam edecek kısım burası da tam başımızın arkasından devam edecek bölüm sayıları biz 86 olarak ilk başlangıç sayısını belirlemiştik sizler daha büyük ya da daha küçük görebileceğiniz için buradaki bölme işlemini yani ayırma işlemini 3 eşit parçaya böleceğiniz gibi ortasında bir fazla bir eksik olabilir her iki yanımız mutlaka eşit olsun kalan fazla veya eksik sayı ise bir ya da iki ilmekte fark etmez ortaya verebilirsiniz bakınız şimdi kenarımızdan sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 29 ilmek yan tarafa verdim. Yine buradan bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 ve 29. Burayı beraber örmek için. Ortaya ise bir ilmek az vererek 28 ilmek sayısını orta kısmına verdim. 2, 4, yanımız 29 ve 29. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28 de ortada olduğunu görüyoruz. Yani sayımız kaç olursa olsun 3 eşit parçaya bölüp az ya da çok olan kısmı ortaya veriyoruz. Şimdi işaretlerimizi taktıktan sonra bakınız işlemimize şu şekilde devam edelim. Artık yanlardan birer eksilteceğiz ve modelimizi burada bir tanesini boynuna bağladım bakınız ama artışını yapmıyorum zaten bir sonraki sırada kesme işlemimizi yapacağımız için artışı yapmadan her ikisini düz olarak örüyorum ve takıyorum yani burada dursun takmadan da devam edebiliriz yine modelimizden devam ediyorum bakınız iki tersimi ördüm bir artışımı modelimizi devam ettiriyoruz sadece yandaki etmedim. Bir artırdım. Arkayı aynı şekilde işaretimize kadar örelim. Bir artışımı yapıyorum. Örüyorum. Evet modelimizi kurarak ilerliyorum. İşaretimin bulunduğu noktadayım. iki tane tersimin olduğu yerdeyim ve hemen bakınız modelimizin yarısında iki ilmek diğer tarafta da bırakmıştık iki ilmek bir tanesini buraya aldım ve ikisini diğer tarafa bıraktım şimdi kesme işlemimize başlıyoruz buradaki ilmeğimi alıyorum düz yönden e, lütfen dikkat edelim düz yönden kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz ilmeğimi aldım örüyorum diğer taraftan bakınız işaretini diğer tarafından bir ilmek aldım ama buradaki ilmeği örmeden şişime taktım tekrar yapmak istiyorum İki taraf iki tane tersimi ördüm sıradaki işaretimin hemen yanındaki ilmeği kesme yapacağım yani kesmeyi götüreceğim ilmeğimi örmeden şişime takıyorum diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum ve şu şekilde içinden geçirerek kesme işlemimi yapıyorum yönümüzün düz olması için bu işlemimizi yapıyoruz. Fakat örgüdeki yönü farklı alan arkadaşlarımızın e, buradaki kesmesi nasıl düzgün olacaksa o şekilde devam etsinler. Kalan ilmeklerimi örmeden geri dönüşümü yapıyorum. Düz yönde kestiğim için düz yönün sonu oluyor ve kesme işlemini yaptım. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Artık sadece işaretimizin sağından ve solundan birer ilmek alarak örgümüzü devam ettireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde örelim. İşaretimize kadar gelelim. Evet bu yönde de geldim. Bir tane düzüm, bir tane tersim var. Her ikisini aynı anda ters alarak örüyorum. Örgümüzün arka yönünü ters de iki ilmeğimizi örerek tamamladık. Ve devam edelim. Şuradaki ilmeğim kaçmış hemen takıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Artık burayı sadece düz örgü olarak yapmak istiyoruz. Modelimi kormuyorum, Sadece düz örüyorum. Bakın bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum. Başımızın arkasında model olmasın. işaretime kadar geliyorum. Zaten belirli olacaktır. Bakınız kestiğimiz yer işaretlerimizi çıkarabiliriz. Birbirinden ayrı duracaktır. Özellikle biraz daha ilerlediği zaman çok daha belirli olacak. Düz yöndeyiz. Düz yönde şu şekilde kesiyoruz. Bakınız ilmeğimi alıyorum. Şöyle yönünü çeviriyorum. Ve takıyorum şişime. Diğer ilmeğimi ördükten sonra şu şekilde geçiriyorum. Bakın şöyle düzgün olmasını sağlıyoruz. Arkayı çeviriyorum. Arkadan ters olarak devam edelim. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Sona kadar ters bir şekilde örerek ilerliyorum. Sona kadar geldim. Son iki tane ilmeğimden birini örüyorum. Bir ortada ayırdığımdan bir kenar ilmeğimin her ikisini de ters olarak alıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alalım ve birer birer düz olarak uç noktaya kadar ilerleyelim. Düz örerek geldim. Son iki tane ilmeğimizin birini örüyorum. Kesme yaptığım ilmeğimi örmeden şişime takıyorum şöyle diğer ilmeğimi örüyorum ve şu şekilde geçiriyorum bakınız tekrar yapalım bakınız son ilmeğimi bırakıyorum bu kesme yapmış olduğum ilmeğimde aradaki ilmeklerimi örerek geliyorum şişime şu şekilde geçiriyorum yönünü düzelterek yönünü düzeltip geçirin ve örmedik bakınız örmeden geçirdim Son ilmeğimi örüyorum ve üzerinden aynen kesme işlemimizi yapıyoruz ve kenarımızı düzgün bir şekilde kesiyoruz. Ve çevirdikten sonra örgümüzü ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve tersten ilerliyorum. Tersleri çevirme olmaksızın bir ortadaki bölümden bir kenardaki ilmeğimizden ters örerek alıyoruz. kesme yaptığım ilmeğim ve diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgümüzün yönünü çeviriyoruz bu şekilde biraz kesme işlemimizi yapalım sonrasında yeniden görüşelim kesme işlemlerimi yaparak şapkanın formuna girmesini sağladım şöyle görelim bakınız sağdan ve soldan keserek şu şekilde başımızın arka yönünü düz olarak ördüm. Şimdi ilmek sayımıza bakalım ve artık hem ortadan hem kenardan eksiltme işlemlerimize başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Diğer taraftaki ilmek sayımı bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Bakınız, 17 ilmek sağda, 17 ilmek solda ilmeğimiz kaldığı zaman ve yeterli baş ölçüsüne arkadan ulaştığımızda artık hem ortadan hem kenardan ilmeklerimizi alarak eksilme yapacağız. Bakınız, kesme işlemini yaptığımız ilmeğimiz buydu. Her seferinde diğer taraftan bir tane de alarak keserek eksiltmiştik şu şekilde. Şimdi orta kısmında da başımızın arkasına doğru toparlamak istediğimiz için kesme işlemi yaptığımız ilmeğin sağındakini ve solundakini ve kendisiyle birlikte 3 ilmeğimizi örüyoruz. Yani ortadan da artık daralmaya başlıyoruz. Öncesinde yaptığımız işlem kesme işlemini yaptığımız ilmekle diğeriydi. Şimdi ise bir öncesi bir sonrasını kesiyoruz. Şimdi buradan e, arkadaki normal eksiltme işlemini yaptım. Sadece tek taraflı olarak ve düz yönden örerek her iki yönden almalarımızın ilkine başlayacağız. Dümdüz örerek ilerliyorum. aradaki ilmeklerimi ördüm kesme işlemi yaptığım ilmeğin bir öncesine geldim ve şuradaki gördüğümüz diğer ilmeğimizde hazır bir içerden, bir dışarıdan kesme işlemini yapıyoruz oyun için şu şekilde ardından yani yandan giriyorum şöyle çeviriyorum yönünü ve örüyorum bakınız çevirdim üçünü aynı anda şu şekilde örüyorum arkasına tekrar ilk ilmeğimi örmeden başlıyorum tersten devam ediyoruz burada bakınız hem içten hem dıştan ilmeğimizi kestik başımızın arkasında artık toparlıyoruz tersten ilerleyelim Bakın kesme işlemi yaptığım ilmek ve içerden bir ilmek bir tane de dışarıdan alıyorum. Ters olarak üçünü hiç yön çevirmeden örüyorum. üç tane ilmeğimi aldım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Birkaç kere daha birlikte yapalım. Hiç pürüz kalmasın aklımızda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlerliyorum. Evet sona doğru geldim. Son kesme işlemimizi yaptığımız ilmeğin bir öncesinde ve bir sonrasında ilmeğimizin üçünü aynı anda alıyoruz. Şöyle bakınız yandan giriyorum. Çeviriyorum yönünü. Tekrar şişimi takıyorum. Hemen takalım. Ve örüyorum. Yönünü çevirdikten sonra. Bakınız 3 ilmeğimizi bir tanesini içerden, bir tanesini dışarıdan bir kesme işlemini yaptığımız ilmeğimizi de alarak ördüm devam edelim tersten de bir defa daha keselim örgü yönleriniz farklıysa kesme işleminiz de farklı olabilir nasıl rahat oluyorsanız yönünü birkaç deneme ile ayarlayabilirsiniz sona doğru geliyorum artık hem ortadan eksildiği için daha çabuk ulaşmaktayız Sona. Evet bakınız kesme işlemi yaptığım ilmek şöyle açarak göstermek istiyorum daha net olsun kesme işlemini yaptığım öncesi ve sonrası ters olarak çevirmeden bakınız üçünü de alıyorum üç tane ilmeği bakın 1 2 3 ve örüyorum çeviriyorum diğer tarafı da keserek biraz eksilelim. 8 ilmek kalana kadar burada 2 4 6 8. 8 tane ilmek kalıncaya kadar devam edelim. Bakınız bir yönden 8 ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 düz yönden kesmiştim. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve aradaki ilmeklerimi tamamladıktan sonra Son ilmeğimi kesiyorum. 2, 4, 6, 8. Bakınız şuradaki ilmeğimi her üçünü birlikte alıyorum. Hepsini birlikte aldığım zaman kesme işlemini tamamlıyorum ve kenarımızda 2, 4, 6, 8. Başa kadar devam ediyorum buradan kesme işlemini yaptıktan sonra ders olarak ördüm. ilmeğimi düzeltmek istiyorum yarım olmuş Evet son ilmeğimi de ters örüyorum ve şapkamızın arka kısmını şöyle görelim bakınız tepe kısmı başımızın arkası ve boynumuzun bulunduğu yeri daraltarak geldim şimdi 8'er ilmek kenarlarda kalmıştı örgümü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimizi kesmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kesiyorum. Örüyorum. Kesiyorum. Örerek kesiyorum. İlmeğimizin tamamını keselim. Son ilmeğime gelene kadar bakınız ördüm. Şimdi şu şekilde son ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane daha tıpkı zincir çeker gibi düğümümüzü atıp sıkıştıralım ve ipimizi buradan keselim. Şöyle görelim bakınız arka kısmını azalttık. Küçük bir oyuntumuz kaldı. Şöyle yanlarımızı görelim. Tepe noktasını. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi arkasından ilmeğimizi alarak bu boyun kısmına gelecekken yani tam ensemize gelecek kısmı çalışmaya başlayalım. İlmeğimizi çıkararak başlıyoruz. Uç kısımdan alıyorum ilk ilmeğimi. Ve kendimizden taraftaki bölümden örgümüzün düz yönünden çalışalım. Şöyle biraz ipimizi fazla alalım. Dilerseniz tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Şöyle ipimi uzatıyorum. Daha sonra oraya düğümümüzü atalım. Bir, iki, çok sık almayalım. İki, üç, devam ediyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Örgümüzün düz yönünde olduğumuza dikkat edelim. On, 11 12 13 14 15 16 17 18 Bakınız bir yandan 18 tane ilmeğimi çıkardım. Arkaya doğru geçiyorum. 17 18 19 20 21 bir tane atladım bakınız. 22 23 bir tane atlıyorum. 24 tabi bu atlamalar örgünüze göre kendiniz yapabilirsiniz. 25 atlıyorum. 26 atlıyorum. 27 atlıyorum 28 29 30 yine atladım bakınız 31 buca çıkıyorum 32 çok sık olduğu için 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 tek kanadından alıyoruz. 43 iki kanadından değil. 44 Görelim. 45 sıkı olan yerler biraz daha zorlamakta. 45 46 47 48 49 50 ve son olarak şuradan alıyorum. 51 tabii biraz sıkı hemen bunu tığımla alayım daraldığınız yerde evet tek kanatlarından aldım ilmeklerimi bakınız şu şekilde çıkıntılı kısım içeride kaldı şöyle görelim şimdi düz örgümüzü örerek ilerleyelim arkadayım arkada olduğum için ters yönle başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ters olarak örüyorum. Örgünün iç tarafında ters devam ediyorum. Uca kadar ters olalım. Sıramızdaki ilk ilmeğimize kadar ters örerek geldim. Burada ilmeğimizi şu şekilde bağlayalım ben tığ yardımıyla biraz içeriye geçiriyorum Dilerseniz diğer ipimizi de hemen orada yakınken bağlama işlemini yapabilirsiniz şu şekilde tığımızla içe doğru ince ince geçirdikten sonra belirli olmayacak şekilde şöyle düğümümüzü yani zincir çekip düğümümüzü atalım bir defa daha şöyle zincirimizi çekip farklı yerde düğümümüzü attığımız zaman gayet güzel olmakta Evet şimdi bu yönde düz olarak örelim. Yeterli e, ölçü olana kadar ön yüzden düz, arka yüzden ters örelim. İlk ilmeğimi alıyorum. Evet, biraz büyütelim. Düz yönden düz örgümüzü, arkadan ters örgümüzü ördüm ve altı sıra ördükten sonra bir sıra düz yönden ters örgümüzü yapalım. Bakın bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sıramızda. Ön yüze ters düşürelim. Burası tam kıvrılma noktası olacak. İlmeğimizi yarımlamadan Buradan kıvrılarak diğer tarafa da aynı miktarda örgümüzü öreceğiz. Şimdi sona kadar gelelim. Bir sıra ters örgümüzü düz yönde örerek geldim. En son ilmeği bir yine ters olarak örüyorum. Örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz. Şöyle görelim. Bu yönde de bütün ilmeklerimizi zaten ters yönümüz olduğu için yani arka olduğu için tersten örerek ilerleyelim. Sıra başına kadar Ters örelim. Evet arka yönden de ters olarak ördüm. En son ilmeğimi ters örüyorum ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Bakınız bir diş haroşamız burada tam ortada oluştu. Şimdi bir sıra düz ön yönden düz arkadan ters örerek altı sıramızı örelim. Kenar alt bandımız da tamamlanmış olsun. Artık dümdüz örüyorum. Diğer yönden de ters örgümü. Evet, şimdi üst sıramızı da ördükten sonra kesme işlemimizi yaparak tamamlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Düz örüyorum. Ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir örüyorum, geçiriyorum. Sıramızın sonuna kadar kesme işlemimizi tamamlayalım. Son ilmeğimize varana kadar kestim. En son şöyle bir tane alalım, sıkıştıralım, ipimizi biraz uzunca tutup keselim. Arkaya dikmek için kullanacağız buradaki uzun ipimizi. Evet, şimdi iğnemizi takalım ve dikmeye başlayalım. İğnemi taktım tam işaretli olan bakınız şuradaki haroşamızdan kıvırıyoruz ve dikmeye başlıyorum ilmeğimi toparladığım yerden dikiyorum. Şimdi artık yapmadan dikelim. Eğer uca kadar ilerleyelim. Evet, dikme işlemini tamamladık. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle baktığımızda da çok hoş görülmekte. Şimdi uç kısmı için ilmeklerimizi alalım. Her iki tarafında dış tarafından alalım. Bakınız şöyle. Bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Dilerseniz tığ daha kolay olacaktır. Tığ ile alabiliriz. Bu şekilde de çıkarabilirsiniz. şişimize rahat edeceksiniz. Birinci ilmeğimi çıkardım. İpimi şöyle alıyorum. Bir bu yandan diğer taraftan da alıyorum. İkinci ilmeğimi çıkardım. Buradan giriyorum. Diğer tarafın dışından alıyorum 3. Buradan giriyorum. Sadece girelim. Diğer taraftan alalım. 4. Bakınız 4 tane. 5. 6. Son şuradan da alalım birleşme yerinden. 7 tane ilmeğimiz oldu. Bunu haroşa olarak örelim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 7 ilk ilmeğimizde 8 Bakalım şimdi ipimizi kaçırmayalım. 2 4 6 ve 8. Şişime takıp diğer ilmeğimi de hemen örüyorum. Düz olarak ve sonrasında düğümümüzü atalım. İsterseniz şu şekilde düğüm atabileceğiniz gibi isterseniz tığ ile içeriye doğru da geçirebilirsiniz. Şimdi 8 tane ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edelim. Bir sıra düz ördüm. Yeterli olana kadar düz olarak örüyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde alarak başlayalım. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilerletiyorum. Yeterli bağcık uzunluğuna ulaşana kadar örmeye devam edelim. diğer tarafı da aynı şekilde alarak örelim. Evet sevgili arkadaşlar bu iki tane bağcığımı haroşa olarak ördüm ve şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi. Ee, epey az bir ip kullandım. Sizler de dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Hediyelik de e, sevdiklerimizi sevindirme adına güzel bir çalışma olacaktır. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek Hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.